hoş geldiniz. Bunu yürekten söylüyorum. Sizin Cumhurbaşkanı olmanızı çok istiyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, hamdolsun, sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Ekonominin altında kesiliyoruz. Evet. İnşallah her şey düzelecek. İnşallah düzelecek. Ama gönlümüz, kalbimiz sizin Cumhurbaşkanı olmanız. Sağ olun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Paraları sen tahsil ediyorsun galiba. Biraz öyle. İyiyim, teşekkür ederim. Başkanım nasılsınız? Şeyler ikram edelim. Hamdolsun. Yok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çay, yemek. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir gün sadece vatandaş olarak gelirsek inşallah çayla. İnşallah. Yemek inşallah. Bekleriz. Sizin mutfağınız zengin zaten. Ben değil tabii. Dünya biliyor. Anadolu mutfağı. Güzel bir mutfağı. Nasılsınız? Yedim. İşler nasıl? İnşallah düzelecek. İnşallah. Herkesin huzur içinde işini yaptığı bir Türkiye. İnşallah. Efendim hoş geldiniz. İyi çalışmalar. Evet, devam ediyoruz. Yandıkları da aynı şekilde işler değil mi? Bir daha orada da Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde Suriye'ye geri göndereceğiz. Gidecekler kendi ülkelerine. Kendi ülkelerine gidecekler. Onların kendileri huzur içinde orada yaşayacaklar. Onun altyapısını da oluşturacağız. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız ve kardeşlerimizi oraya göndereceğiz. Kendi ülkelerinde huzur içinde yaşasınlar. Tatil yapmak istiyorlarsa, düğün yapmak istiyorlarsa, eğlenmek istiyorlarsa, bizim lokantalarda yemek yemek istiyorlarsa hafta sonları gelebilirler. Antep'in bütün kapıları açık. Söyledim, hiç endişeye kapılmayın. Büyük sorunlar var biliyorum ama çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Bütün sorunları akılla, bilgiyle, danışarak, istişareyle çözeceğiz. Her evde huzur, her evde bereket olacak. O zaman adalet olur, o zaman devlet büyür. Gerek bankalara, gerek esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Esnaf rahat edecek. Korsan bir miting yaptınız, hepinizi Silivri'ye götüreceğim.